Antalya'nın Serik ilçesinden, Serik Nehri'nin hemen yanı başından herkese merhaba. Arkamda gördüğünüz araç 6. jenerasyon Opel Corsa'nın, yani Opel Corsa F'nin makyajlısı. Daha önce bu makyajlı Corsa'nın elektriklisini Rüsselsheim Almanya'da kullanmıştım ve size tüm detaylarıyla aktarmıştım. Bu kez Antalya'da makyajlı Corsa ile beraberim ve aracım 1.2 litrelik 130 beygir güç üreten 8 ileri otomatik şanzımanlı benzinli versiyon. Hemen isterseniz makyajla beraber gelen tasarım farklarından hem dışarıda hem içeride bahsederek başlayayım. Şu an araç çalışıyor ve tüm aydınlatmaları sizin için açtım. Test aracım Ultimate adlı donanıma sahip. Zaten 1.2 turbo benzinli versiyon şu an sadece bu donanımla satılıyor Türkiye'de. Ayrıca 30 bin liralık bir opsiyon olarak test aracında Intelli Lux LED Matrix farlar var. Zaten tüm aydınlatmalar LED ama bu opsiyonu satın alırsanız daha da üst seviye farlara kavuşuyorsunuz. Bunlar adaptif. Viraj içine olsun, karanlık bir yolda giderken uzunlar, kısalar, arası geçişler olsun hepsini otomatik olarak ayarlıyor. Gördüğünüz gibi sinyaller de LED. Ön tarafta Opel Vizör adlı şu piyano siyahı parçanın da entegre olduğu siyah Opel logosuna sahip yeni tasarıma kavuştu. Ben sis farlarını da yaktım. Tabii ki sürüş sırasında kapatacağım. Onları da göstereyim sizlere. Ayrıca piyano siyahı renkli dış dikiz aynalarında da LED sinyaller var. Aracımın rengi voltait mavi olarak geçiyor. Aracın boyutları makyajla beraber değişmedi. Bu üst donanımda 17 inçlik jantlar var. Lastik boyutları 205-45R17 ve Ultimate donanımına özel alüminyum alaşımlı jantlar var otomobilde. Arka camlar gördüğünüz gibi karartılmış vaziyette. Kapı kolları gövde rengi, siyah köpek balığı sırtı şeklinde antenimiz var. Cam tavan var, onu göstereceğim. Standart donanımda sunuluyor, Ultimate donanımında. Ve entegre spoiler'e yer verilmiş durumda. Depo kapağını hemen bir göstereyim size. Benzinli bir depo. Tabii ki AdBlue katkısı gerekmiyor benzinli olduğu için. Depo hacmi 44 litre. Arka tarafa döndüğümüzde arkada da, bu arada biraz kirlendi araba. Biraz önce yıkatmıştım ama tabii toprak bir yerden geldiğim için şöyle arkası silmeme rağmen biraz topraklı. Kusuruma bakmayın lütfen. Arka tasarımda da tüm aydınlatmalar LED. Sinyal de verdim. Sinyal biraz küçük. Gördüğünüz gibi biraz daha büyük olsaydı aslında daha güzel olurdu. Arka sis farı da yanıyor bakın. Altta ortada tek bir lamba şeklinde tasarlanmış. Hemen yanında da gerçek çift egzoz çıkışı yer alıyor. Bir de bagaja bakalım isterseniz. Şu logonun hemen alt tarafındaki düğmeyle açılıyor bagaj kapağı ve 309 litrelik bir bagaj var. Arka koltuklar öne katlandığında 1081 litreye çıkıyor. Bagajın içinde şu tarafta bir aydınlatma, bu tarafta ise bir askıya yer verilmiş durumda. Köşelerde sabitleme kancaları var. Buraya bir file gerebilirsiniz. Bagaj kapağı şuradaki ya da şuradaki oyuk kullanılarak şu şekilde kapatılabiliyor. Şöyle boydan boya Corsa yazısı ve yeni Opel logosu da makyajla gelen yenilikler arasında yer alıyor. Şimdi isterseniz iç mekan incelemesine geçelim. Önce bir sinyalin sesini dinleteyim sizlere. Her zamanki gibi. Evet, gayet kibar. Sinyali kapattım. Sis farlarını kapattım. Farı da oto konumuna getirdim. Kapı içinden başlayalım. Kapı içinde malzeme kalitesi, şurası hariç ve şu kol koyduğunuz yer hariç sert plastik. Şuradaki siyah parça kalite algısını arttırıyor. Tabii ki 4 cam elektrikli, aynalar elektrikli. Aynalar şöyle katlanma fonksiyonuna da sahip. Ayrıca elektronik sürüş destek sistemleri bakımından gelişmiş bir otomobil. Onu sürüş sırasında anlatacağım. Ama bir tanesini söyleyeyim. Kör nokta uyarı sistemi yer alıyor. Ben buraya örnek olsun diye 1 litrelik bir şişe koydum. Ve eşya gözü hala artmış vaziyette. Şu şekilde koltukları göstereyim. Çünkü makyajla beraber koltuklar da yenilendi. Yeni koltuklar şöyle. Sürücü koltuğunda yükseklik ayarı da var. Ancak ayarlar manuel olarak gerçekleştiriliyor.
gaz ve fren pedallarını ve ayak dinlendirme yerini göstereyim. Ayak dinlendirme yeri uzun yolculuklarda dahi yeterli. Şuradan motor kaputunu açtım. Bir motora bakalım. Klima çalıştığı için motor ara ara rölantide bile olsa şöyle çalışıyor. 1.2 litrelik 3 silindirli 12 supaplı turbo benzinli motor. 130 beygir güç ve 230 Nm tork üretiyor. 3 silindirli olduğu için bakın şöyle hafif sarsıntılı çalıştığını belirteyim. Yalıtım malzemesi maalesef yok ve şuradaki çıtayı sabitlemeniz gerekiyor. Hafif bir kaput. Şu şekilde. Kaputun üstündeki şu dikey çizgi sportif tasarımını otomobilin destekleyen öğeler arasında yer alıyor. Ayrıca ben yeni far tasarımını da beğendim. Hem önde hem arkada tasarım yenilendi makyajla beraber. Evet, artık aracın içine biniyorum. İç mekan özelliklerini gelin hep beraber keşfedelim. Kapıyı kapatayım. Bugün 30 Mart ve bakın yaklaştırıyorum 32 derece Antalya. Bu yılın rekoru, rekor sıcaklık. Şu fan hızını da 1 derece arttırayım. Hemen klimadan bahsedeyim yeri gelmişken. Tek bölgeli otomatik klima var. Ön koltuklarda 3'er kademe ısıtma, aynı zamanda direksiyon simidinde de 1 kademe ısıtma yer alıyor. Ayrıca buradan sıcaklık ayarı dediğim gibi tek bölgeli, buradan fan ayarı yapabiliyorsunuz. Bu da sıcaklığı değiştiriyor. Yani bununla bu sıcaklık ayarını değiştiriyor. Şunları oynadığınızda şuradaki 19 derece mesela 19,5, 20 olabiliyor. Tekrar 19'da kalsın. Buradan dokunmatik olarak da gerçekleştirebiliyorsunuz. Şuna bastığınızda şu düğmeye ayrıca menü çıkıyor. Buradan da her türlü ayarı yapmanız mümkün. Buradaki fiziki tuşlar güzel çalışıyor. Ana sayfaya geldim. İsterseniz direkt olarak otomobilin ayarlarına da gelebiliyorsunuz. Tekrar ana sayfaya gelelim. Ana sayfayı şöyle sağa sola kaydırabiliyorsunuz. TomTom navigasyon var. Çok iyi çalışıyor gerçekten. Çok başarılı. Güzel çalışan bir ekran. Bu ekran makyajla beraber yeni geldi ve 10 inç büyüklüğünde. Önümde de 7 inçlik bir renkli ekran var. O da güzel çalışıyor. Tüm bilgileri size orada güzel bir şekilde sunuyor. Ayrıca şurada yüzük şeklindeki bölümü her çevirdiğinizde bakın orada görünüm seçeneğini değiştirebiliyorsunuz. Bu bilgisayar. Daha sonra özel bir var. Şu şekilde ayarlanmış. Daha sonra asgari var. Özellikle gece sürüşlerinde çok az bilgi veriyor ve gözünüzü almıyor. Navigasyon var. Navigasyonu kullanırken oraya yansıtabiliyorsunuz. O da güzel bir özellik. Sürüş ekranı var. Şu şekilde elektronik sürüş destek sistemleri ağırlıklı bir ekran. Ve kadranlar var. Ben genelde kadranlarda kullanıyorum. Navigasyon kullanıyorsam navigasyona alıyorum. Elektronik sürüş destek sistemleri buradan ayarlanıyor. Adaptif olmayan hız sabitleyici ve hız limitleyici var. Adaptif hız sabitleyici olmayınca tabii öndeki araçla aranızdaki mesafeyi ayarlayan sistem de yer almıyor. Buradaki eksi ve artı kolcuklarla 8 ileri otomatik şanzımana kumanda edebiliyorsunuz. Ben bu şanzımanı çok seviyorum. EAT8 diye geçiyor Peugeot'da. Bu Opel Corsa'da AT8 olarak geçen bir şanzıman. Tork konvertörlü tam otomatik bir şanzıman. Onun da eskiden vites kolu vardı. Artık yok. E-Toggle olarak geçen vites seçicisi var. Bakın şu an P'de. Ayağımı frene basıyorum. Şöyle yapıyorum. R'ye geçiyor. R'ye aldığımda yüksek çözünürlüklü kılavuz çizgileri dönen renkli bir geri görüş ekranı var. Açısı da çok iyi. Ayrıca önde ve arkada park sensörleri de yer alıyor. Daha sonra N var ve D var. D'deyken şu M'ye bastığınızda da manuele geçiyor. Ve dediğim gibi vitesleri şuradaki kulakçıklar vasıtasıyla da değiştirebiliyorsunuz. Burada ses sistemine ve Bluetooth telefona kumanda eden düğmeler yer alıyor. Şurayı aktarmamıştım. Burada far kumanda birimi ve REOS'ta yani şuradaki ekranın parlaklık ayarı. Burada bir tane sabit, bir tane yönlendirilebilen ve şu şekilde tam olarak kapatılabilen havalandırma kanalı var. Burada beyaz bir çıta otomobili yatay olarak ön konsolu komple geçiyor ve kalite algısını arttırıyor.
Aynı zamanda şöyle gri bir parça ve piyano siyahı parçalarda kullanılmış durumda. Yani ön konsolda şurayı da sayarsak 1, 2, 3, 4 tane ayrı malzeme kullanılmış durumda. Burası ne tam sert ne tam yumuşak diyebilirim. Şöyle pütürlü yapısı kaliteli gözükmesini sağlıyor. Torpido çok büyük, bakın çok derin. Hem şurada bir göz var hem de ileriye doğru gidiyor. Çok derin, büyük bir torpido var otomobilde. Kablosuz şarj imkanı satın alınabiliyor. Bu araçta yok. Opsiyonel donanım çünkü. Burası bir eşya gözü. Aynı zamanda bir tane 12 voltluk giriş, bir tane de C tipi USB girişine ev sahipliği yapıyor. Ben burayı tabii kablosuz şarj olmadığı için eşya gözü olarak kullanıyorum. Elektronik park freni ve sürüş modu ayarlayıcısı var. Şuradan sürüş modları arasında seçim yapabiliyorsunuz. Spor var, normal var ve eko var gördüğünüz gibi. Ben genelde normalde kullanıyorum otomobili. Aracı buradan çalıştırıyorsunuz motoru. Anahtarı da hemen bir göstereyim. Anahtar şu şekilde. Eskiden PSA, artık Stellantis, daha da büyüdü Fiat grubunu içine katarak araçlarından tanıdığımız anahtar. Şuraya çok güzel bir yer yapmışlar. Anahtarı oraya koyabiliyorsunuz. Kaymıyor, düşmüyor, kaybolmuyor. 2 adet bardaklık ve bir tane üstü deri kaplı ve ileri geri kayan kol dayama var. Ancak yüksekliği ayarlanamıyor. İçine şu şekilde ben ruhsatı koydum. Çok büyük değil ama fonksiyonel. Önemli et kemerlerinde maalesef yükseklik ayarı yer almıyor. Burada bir tutamak. Hemen şuradaki bölüme bakalım. Hem kart koyma yeri var hem ayna var, ancak aydınlatmasız bir ayna. Buradaki siperlikte ise yine aynısı söz konusu ve bir tutamak da burada yer alıyor. Tavana bakacak olursak burada çeşitli uyarılar var. Emniyet kemeri ve hava yastığı uyarıları. Şurada ise yine LED aydınlatmalar var. Şu açık kalmış, şimdi kapattım. Şu şekilde hepsini birden de açabiliyorsunuz. SOS birimi var. Ayrıca perdesi şu şekilde manuel olarak açılan bir cam tavan var. Ancak cam tavan, burada da gördüğünüz üzere herhangi bir düğme yok, açılmıyor. Sabit cam tavan. Sadece aydınlatma sağlıyor. Çok güneşli bir hava, şu şekilde kapalı kalmasını tercih ediyorum. Bir de aynayı göstereceğim sizlere. Ayna kendinden kararma özelliğine sahip. Şöyle kalın bir çerçevesi var. Artık yeni nesil otomobillerde biliyorsunuz çerçevesiz ya da çok ince çerçeveli aynalar söz konusu. Bu ayna beni şaşırttı biraz. Çok kalın çerçeveye sahip bir ayna. Ama görevini güzel yapıyor. Arka camın tamamını gösteriyor. Evet, ana ekrana gelip İsterseniz arka koltuğa geçeyim. Daha sonra da sürüşe çıkacağım. Bildiğiniz gibi Opel Corsa B segmenti hatchback bir otomobil. Hemen arka koltuk incelemesine geçeyim. Artık burası komple sert plastik oldu ve eşya gözü de küçüldü. Bir tane de hoparlör yer alıyor. Dokunmatik olarak, yani tek dokunuşlu olarak açılıyor arka cam. Şöyle açılmayan 4 parmaklık yer kalıyor. Tam açılsaydı tabii ki arka koltukta oturanlar daha konforlu bir yolculuk yaparlardı. Virgül tipli kafalıklar kullanılmadığı zaman arka görüşü engellememesi bakımından avantajlı. Isofix bağlantılarına ulaşmak için şuradaki fermuarı kaldırmanız gerekiyor. Şaft düneli yükseltisi var. Ayrıca burada hiçbir şey olmaması da bir dezavantaj. Tıpkı kol dayama olmaması gibi. Kol dayama da yok. Orada bir USB girişi, 12 voltluk giriş ya da havalandırma kanalı da yer almıyor. Ayrıca otomobil üst paket olmasına rağmen koltuk arkalarında maalesef ceplerde yer almıyor. Karşı tarafta bir tane tutamak var. Askıya sahip değil. Arka bölümde aydınlatma da yok. Gece sürüşlerinde açıkçası karanlık bir otomobil olduğunu söylemek gerekiyor. Ambiyans aydınlatması var ama sadece ön taraf için ve çok zayıf. Yani ben gece kullandım. Yok da denebilir. Bir baş mesafesine bakalım. 2 parmak giriyor. Çok kötü değil. 1 ya da 2 parmak ya da elim şöyle yatay olarak girebiliyor. Ön koltuk benim ayarıma sahip. 1.78 boyundayım ve şöyle arka koltuk sırasında diz mesafesi sorunu yer almıyor. Kemerleri bir de buradan göstereyim. Yükseklik ayarı maalesef yok. Aynı tutamaktan bir tane de burada var. Keşke bir adet askıda yer alsaydı. Evet, artık sürüşe geçme zamanı.
İsterseniz her zamanki gibi önce teknik özelliklerle başlayayım. Motoru göstermiştim. 1.2 litrelik, 3 silindirli, 12 supaplı turbo benzinli motor var. Önden çekişli bir araç ve 8 ileri tam otomatik şanzımanla kumanda ediliyor. Motor 5500 devir dakikada 130 beygir güç ve 1750 devir dakikada 230 Nm tork üretiyor. 1158 kilogram boş ağırlığına sahip bu otomobilin maksimum hızı gayet iddialı, saatte 208 kilometre, 0-100 hızlanma süresi de güzel, 8.7 saniye. WLTP normuna göre ortalama yakıt tüketimi 5.4, 6.0 litre bölü 100 kilometre, karbondioksit salımı ise 121-125 gram bölü kilometre. Otomobilde önde hava soğutmalı disk, arkada disk frenler yer alıyor. Direksiyon simidini sevdim. Tepkileri yeterli, başarılı bir yol tutuş sunuyor. Aynı zamanda şehir içi manevralarında da yeterli yumuşaklığa, hassasiyete sahip. 10.7 metrelik dönüş çapı var otomobilin. Bu da şehir içinde pratik bir kullanım sağlıyor. Ama 10.1, 10.2 olsaydı tabii daha iyi olurdu. Sonuçta bu B segmentinde yer alan bir otomobil. Direksiyon simidindeki kolcuklar sayesinde viteslere manuel olarak müdahale etmekte sportif kullanımı destekleyen bir öğe. Yenilenen koltuklar rahat, ayrıca insanın vücudunu da sarıyor. Virajlarda sağa sola kaymamanızı sağlıyor. Ayrıca ben deri koltuklardan ziyade bu tür kumaş koltukları tercih ettiğimi çeşitli videolarda söylemiştim. Sıcak havalarda daha az terliyor sırtınız. Otomobilde görüş açıları yeterli. Hem bu ayna arka camın tamamını gösteriyor, hem de dış aynalar yeterli büyüklükte. Kör nokta uyarı sistemi olduğunu da söylemiştim. Oturma pozisyonu manuel ayara sahip. Koltuğun yükseklik ayarı, ileri geri ayarı sayesinde kolaylıkla yapılabiliyor. Ayrıca yeni direksiyon simidinde de hem yükseklik hem de derinlik ayarı mevcut. Keşke ön emniyet kemerlerinde de yükseklik ayarı yer alsaydı. Ekranlardan bahsetmiştim. Bu ekran 7 inç, bu ekran 10 inç büyüklüğünde. Ancak otomobilin baz donanımında önümdeki ekran 7 inç değil 3.5 inç, buradaki ekran 10 inç değil 5 inç olarak geliyor. Bu Ultimate pakete özel 7 ve 10 inçlik ekranlar. Buradaki ekran biraz daha yüksekte olsaydı daha iyi olurdu. Gözümü yoldan ayırmadan kumanda edebilirdim. Ama gerek grafikleri gerek tepki hızı son derece başarılı. Kablosuz olarak Apple CarPlay ve Android Auto'yu da destekliyor. Aynı zamanda TomTom navigasyon çok iyi çalışıyor. Yani her navigasyon bu kadar nokta atışı. Yani bir yerin adını bile yazsanız orayı buluyor. Mesela ben çocukları şu an önünden geçiyorum. Eşimle beraber The Land of Legends'a bıraktım Antalya Serik'te. Onu buradan hemen buldum. Şehir merkezinde yazdım. Yani adresi bilmeseniz bile önemli mekanları buluyor ve sizi götürüyor güzel bir şekilde. Ayrıca fiziki düğmelere sahip olması da iyi. Dörtlü flaşör düğmesi biraz sürücüye uzak. Bakın, merkezi kilit düğmesi burada, dörtlü flaşör düğmesi burada. Halbuki o burada, bu burada olsaydı daha güzel olurdu. Belki şöyle düşündüm. Vauxhall markası var biliyorsunuz. Sağdan direksiyonlu olarak üretiliyor bu otomobil. O marka altında. Herhalde sağda direksiyonlular düşünülmüş. Dörtlü flaşör düğmesi onlara yakın yapılmış. Gelelim fiyatlara. Bu benim kullanmakta olduğum versiyonun sadece Ultimate adlı donanımla satıldığını söylemiştim. Ve fiyatı Mart 2024'ün sonunda bu çekimi gerçekleştiriyorum. 1 milyon 350 bin lira. Ancak farklı benzinli motor seçenekleri var. Hepsi 1.2 litrelik olmak kaydıyla örneğin 75 beygirlik var. 5 ileri manuel şanzımana sahip ve sadece Edition donanımıyla satılıyor. Fiyatı 1 milyon Türk lirası. Bir de yine 1.2 litrelik ama 100 beygir güç üreten motor var. O yine AT8 şanzımana sahip. Edition ve GS donanımlarıyla satılıyor. Fiyatları sırasıyla 1 milyon 200 bin lira ve 1 milyon 250 bin lira. Benim kullanmakta olduğum bu Ultimate donanımında iki tane opsiyon var. Bir tanesi kablosuz şarj ve anahtarsız giriş. Benim bu test aracımda yok. Fiyatı 5000 lira. Diğeri ise Intellilux LED Matrix farlar. Benim test aracımda var. Fiyatı 30.000 lira. Bir de tabii ki Almanya'da kullandığım e-Corsa var. %100 elektrikli model. 50 kWh bataryası.
ve motor 136 beygir gücünde. Sadece GS adlı donanımla satılıyor ve fiyatı 1 milyon 325 bin lira. Yani bu benim kullanmakta olduğum 1.2 turbo benzinli 8 ileri otomatik Ultimate donanımıyla 136 beygir güç üreten elektrikli versiyon ama GS donanım yaklaşık aynı fiyata satılıyor. Tercih sizin. İsterseniz yorumlarda buluşalım. Hangisini tercih edersiniz? Benzinli Corsa mı, elektrikli Corsa mı? Bir de sizden ricam olacak. Arkada Ne Var adlı bir Instagram hesabı açtım. Sürprizli videolar yayınlıyorum. Bu otomobilin de videosunu çektim. Otomobil, mekan, kişi, restoran, her şey olabilir. Bir otel, bir ülke, bir heykel. Her şey Arkada Ne Var konseptine uygun ve yayınlamaya başladım. Bu yayınlara devam edeceğim. Arkada Ne Var Instagram hesabımı da takip ederseniz beni çok mutlu edersiniz. Videonun sonunda sizlerle yol bilgisayarı verilerini paylaşmak istiyorum. Aracı toplam 1886 km kullandım. Bunun yaklaşık 1300 km'si şehirler arası, geri kalan şehir içi güzergahta gerçekleşti. Ortalama hızım saatte 48 km ve tüketim 5.8 litre bölü 100 km. Bu tüketim boyunca start stop, statik video çekimi hariç her zaman aktifti. Klima %80-%90 oranında çalışıyordu. Sürüş modlarından normal seçiliydi. Şanzımanı da her zaman D konumunda kullandım. Manuel olarak müdahale etmedim. Böylece bir test videosunun daha sonuna geldim. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Antalya'dan sevgiler, saygılar. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın.